tam huzur buluyorsunuz derken şöyle bir şeyle karşılaştım. Göstermek istiyorum. Ana. Ana ne iş? Ama sabah Kaan'la konuştum. Muğla'da artık evi görüp Kaan'la konuştum. Son kararı verip buradan size... Arkadaşlar günaydın. Saat şu an 8.30 civarında. Ben biraz erken uyanıyorum. Çocuk da dün uyutmadı Filiz'i. Akşam biraz uyanıktı. Mia da uyanıktı. Sağ olsun onlar da beni rahatsız etmedi, kaldırmadı. O yüzden şimdi ben de sabah onları kaldırmıyorum. Günlük burada rutin işlerimiz var. İşte bambamı oynatarak başladım. Şimdi bir damlalıklı sulamayı açacağım. Damlalıklı sulamayı açıp oradan bambamı bir yürütmeye çıkacağım. Sonra tavukların sularını değiştir, yemini ver. İşte son bir tarlaya bak. Domatesi, biberi biraz topla. Ufak tefek işlerimiz var. Ardından da hiç odunumuz kalmadı semaver için. Dışarıda çay demleyemiyoruz. Gene evde demlemeye başladık. Onun için bir ormana gideceğim. Bir süredir de gitmiyorum. Biraz çalı çırpı toplayacağım semaverimiz için. Sonra geri döneceğim. Burada şöyle bir sistem yapmıştık. Bunu taktığımız zaman buradan böyle damlalıklı sulama arkaya gidiyor ve tüm tarla sulanıyor. Benim aşkım mı kalkmış, inmiş aşağıya? Anne daha uyuyor bir tanem. Günaydın. Günaydın. Bizi çok korkutuyorsun ama böyle kapılar açarak niye? Hep kitle mi tutmamız lazım? Günaydın. Gel. Hadi dolaşma vakti. Geç kapıya. Kapıya. Yürü. Otur. Bekle. Ye oğlum. Bambam otur. Bekle. Bekle. Ye oğlum. Bambam otur. Bekle. Aferin oğlum. İyi hadi tamam. Şimdi Bambam da yemeğini yerken önce bir aşağı bahçemize inelim. Yine çok sıcak bir gün arkadaşlar. Daha bu saatte bu kadar sıcaksa gerçekten 2 saat sonra ne olacak çok merak etmiyorum, istemiyorum da yaşayacağız. Ay. Bu arada damlalıklı sulamalarımız çalışıyor. Her sabah yağmur yoksa, o gün yağmur yağmadıysa bir 10 dakika 15 dakika kadar bambamı yürütürken çalıştırıyorum damlalıklı sulamayı. Ağacı bile saran, şurada bakarsanız yan tarlaya geçmiş, yan tarlanın ağaçlarını da sarmış. Buradaki şu fasulyeleri unutmuşuz. Bunları tohumluk mu bıraksam acaba, toplamasam mı? Çünkü iyice karta kaçmışlar artık. Derken şurada birkaç domates daha gördüm. Şöyle.
Ay, ormana doğru. Yürüyelim bakalım. Evet arkadaşlar, ormanın içine yavaş yavaş girmeye başladım ve o bunaltıcı sıcaktan kurtuluyorum. Aslında saat tam şu an 10-10.30. Güneş yavaş yavaş tepeye çıkmaya başladı ve iyice sıcak olmaya başladı. Bugün gerçekten herhalde çok bunaltıcı olacak. Zaten şu an bana bakarsanız buraya kadar yürürken nasıl terlediğimi görürsünüz. Ama ormanın içine girdikçe burada hem havasından, hem suyundan, hem seslerden biraz huzur bulmaya başlıyorsunuz. Güzel oluyor. Tam huzur buluyorsunuz derken şöyle bir şeyle karşılaştım. Göstermek istiyorum, artık gülüyorum. Çünkü biliriz acaba ya. Bak, poşeti de toplamış. Hani niye buraya atarsın ki? Her taraf çöp içinde. Vallahi çöpleri topla topla bitiremedik. Yani haftada bir topluyoruz. Böyle 5-6 jumbo boy çöp poşeti. Herhalde biz topluyoruz diye. Onlar da çok hızlı kirletmeye devam ediyor. Burada da güzel bir sandalye bırakmışlar. Ben bir taşın üstüne oturup kitap okumayı düşünüyordum ama şimdi bu sandalyede bir cazip geldi. Tabii buranın bir örümcek cenneti olduğunu unutmayalım. Kardeş, kalkar mısın, biraz oturacağım ben. Ha? Ana. Vallahi National Geographic. Bakın, bir tane arı düştüm, sinek düştü. Onu direkt topladı, ağladı. Neyse, ben burada arkadaşı rahatsız etmemek için sandalyeyi bırakıyorum. Pek bana göre değil bu sefer. Islak ayaklarınızı da genelde burada böyle yosunlara kurutuyorsunuz. Her gün hemen hemen benim bir orman turum oluyordu. Bir süredir ara vermiştik. Tabii İstanbul, hastane işleri vesaire. Bir süredir gelemiyorduk. Biraz özlemişim. Gerçekten buradaki o su sesi, koku, o temiz hava ve doğanın dışında hiçbir sesin olmaması gerçekten psikolojiye bence çok iyi gelen, böyle psikolojiyi güçlendiren bir olay. Filiz şimdi herhalde uyanmıştır. Şu an onun uyanma zamanları. Benim hızlıca bir odun toplayıp kahvaltıya yetişmem lazım.
Eve doğru gidiyoruz yavaş yavaş. Artık Filiz kahvaltı hazırlamıştır diye düşünüyorum. Oh, hızlı bir kahvaltı edip gündelik işlerimize devam edeceğiz. Günaydın. Benim hanım kalkmış, süslenmiş. Çocuğu emzirmiş. Bebekleri temizlemiş. Mia'cığım gelir misin? Hadi gel kahvaltı yapalım. Aşkım ne güzel olmuşsun öyle sen. Fıstığım benim. Günaydın. Aşkım bebeklerin altını değiştirdik. Bu küçük paşanın da karnı doydu. Şimdi sen semaveri yak. Tişörtünü değiştir ama çok terlemişsin. Sen bir semaveri yak. Biz de kahvaltı hazırlayalım. Tabii şu an. Olur mu? Da çayımız demleniyor. Ay, gün bugün çok yorucu başladı. Bakalım nasıl devam edecek. Vallahi daha alnımdaki ter kurumadı. Kaç tane tişört değiştirdim. Ben acıkmışım. Söylesene tabii. Bana. O yüzden biraz hızlı başladım. Evet, normalde de video çekerken yiyemem. Evet. Yani biliyorsun yiyemiyoruz yani öyle yiyormuş gibi yapıyoruz. Kapadıktan sonra başlıyoruz. Ama bugün acıkmışım. Şimdi bayağı hareket ettim sabahtan beri daha hiç durmadım. Sen şimdi videoda göreceksin. Deniz'ciğim ben de yoruluyorum sabahtan çocuklarla. Bebeği doyuruyor. Zaten gece dün gece uyumadı nedense. Hı. Söyledim ben. Dedim, uyumadığı için dedim bugün ben yalnız açıyorum çünkü dedim. Çünkü dün gündüz çok uyudu bir de. Değil mi? Dün gündüz çok farklıydı. Evet sevgili dostlar nasılsınız? İyi misiniz? Umuyorum iyisinizdir. Biz iyiyiz. Bugün de böyle kahvaltı sofrasından seslenelim dedik. Normalde biliyorsunuz hazırlık aşamalarını falan paylaşıyoruz ama tam kahvaltı yaparken kaydı durduruyorduk. Bugün tam tersini yapalım bugün dedik. Bugün birlikte kahvaltı edelim istedik. Çay çok seviyorum. Aa, semaver çayı apayrı oluyor değil mi? Evet. Semaverli oldu mu çay? Valla çay zaten seviyorum. Tadından yenmiyor arkadaşlar. İçilmiyor yani. Zaten çay seviyorum. Semaverde olunca daha da. Bir farklı bir tat katıyor nasıl İster yapıyorsun? Artık tenekesinden mi? Hani odun yandığı için o odunun kokusu mu geçiyor? Ne oluyor? Olabilir ya odundan bence. Sildim ha. Bir kez sildim ya. Bu silmiş hali. Kız 18 yaşından sonra dövme yaptıracaksın. Bütün bacakların ayaklarına boyuyor. Ayakların altına bile resim yapmış. Söylesene duysan. Oğlum şuradan senin kameranla gözükür bence. Ayakları şurada. Çizmiş her tarafını. Ellerini göstersene bak. Niye elini göster babaya. Nerede elim ya? Elin avuç nerede? İçine kadar. Sanatçı ruhlu kızım benim. Kız ayak altını nasıl çizdin? Neden çizdin? Nasıl ulaştın oraya? Her tarafı çizmiş. Ne yapacağımız rotamız belli olmadığı için ne video çekeceğiz konusunda bir kez sıkıntı yaşıyoruz değil mi? İçerik konusunda. Aslında yapacak çok şey var. Çok şey var burada da. Ama gidecek miyiz, kalacak mıyız? Şimdi gideceksek boşu boşuna masraf yapıp bazı tadilatlar yapacaktık. Onları yapmamıza gerek yok. Kalacaksak tabii ki yapacağız sonra devam edeceğiz o tadilatlarla. Böyle biraz kafamızın karışık olduğu ve hareket edemediğimiz bir dönem. Evet. Ama sabah Kaan'la konuştum. Yakın zamanda annesinin 40'ı için zaten İstanbul'da bir buluşacağız. Oradan sonra da ya da önce akşam tekrar bir konuşacağız. Hemen akabinde biz bir Muğla'ya geçeceğiz. Muğla'da artık evi görüp Kaan'la konuşup son kararı verip buradan size haber vereceğiz arkadaşlar. Evet o konuda da Filiz burada çocuklarla dururken ben de 40'ı için Kaan'ın yanına gideceğim. Bugün de dediğim gibi konuştuk onunla telefonda. Artık geri kalan da kısmet. Aşkım
Arkadaşlar bugün de bizden bu kadar olsun. Videomuzu beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayın. Ayrıca kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız çok seviniriz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Altını değiştirirken altını açtıktan sonra bir daha dakika yapmaya başladım. Neyse bitti herhalde dedim. Yeni bez koydum bir daha. Onun üstüne bir daha yani inanılmaz kalıyor. Sen nereden çıkıyorsun? Yaşar gazlı olmasından iyi boşver. Evet evet. Çok ağır çıkıyor. Miyelim iner misin ama kapıyı açtım bir tane. Güzel mi aşkım? Afiyet olsun. Güzel asma. Hocam o nasıl? Aşkım. Gözleri bu kadar açılmamış. Banyo yapıyor mu ya?